жаштардын илим билим берүү жана жөн гана илим билим бербестен дүйнөдө ушул аландашуу мезгилинде конкуренцияга даяр болгон жаштарды даярдоо кыргыз түрк манас университетинин миссиясы болуп эсептелсе, жаш түркологдордун симпозиумунун максаты да ошого үндөшүп кетет. Башкача айтканда, түрк дүйнөсүндөгү илимге дилгир жаштарды бир жерге чогултуп, ушул илимий чөйрөгө аралаштыруу, бири бири менен тааныштыруу, бири бири менен илимий пикир алмашуу максатында ушул симпозиум уюштурулган. Кыргызстан Түркия Манас Университетинде yapılması gereken en önemli faaliyetlerden birisinde şu anda beraber oluyoruz. Kıргызстан Түркия Манас Университеti 1995 yılında kurulurken esasen ortak bir kadere birlikte yürüyecek ve 21. yüzyılda Türk dünyasına büyük hizmetleri olacak, yeni bir nesil yetiştirip insanlığın da hizmetine sunacak bir medeniyetin inşasını etmek üzere bir araya gelmeyi sağlayan bir amaçla kurulmuştur. Bugün bu amaca ulaşabilmek bakımından önemli bir mesafeyi geride bırakmış bulunuyoruz. Üniversitemiz 24. yaşında ve pek çok faaliyeti ve pek çok mezunuyla bu amaca hizmet etmenin onurunu yaşıyor. 24. yılımızda 8400'den fazla mezun vermişiz. Ve bunlar dünyanın 5 kıtasında 39 ülkesinde çalışıyorlar. Veya kendi işlerini kurmuş durumdalar. Tabii ki bu gençler sadece bir iş için Manas Üniversitesi'ne gelmediler. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler, ortak bir kültürün, bir milli şuurun onlara çizdiği hayat yolunda ilerleme azmini de gösteriyorlar. İşte bu milli şuurun ortak bir geleceğe inanmanın temelinde bizi biz yapan değerler yatıyor. Manevi değeri büyük olan bir kitabı getirdim. 31 Ağustos'ta kaybettiğimiz değerli hocam Profesör Doktor Ali Berat Altekin'in ne armağan olarak hazırladığımız bir kitap. Hocamız Türk dünyası hayranı bir insandı. Bütün çalışmalarını olmasa bile büyük bir kısmını Türk Cumhuriyetleri'nin birlik ve beraberliği üzerine, Türk kültürü üzerine yapmıştır. Bu kitabı hazırlarken de hastaydı ve beni arayıp kızım kitabın adını ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama illaki başında Türk dünyası sevdalısı veya Türk dünyası aşığı gibi bir ifade olsun dedi. Biz de buna bağlı olarak kitabın adını Toroslardan Tanrı Dağlarına Türk Halk Edebiyatı'nın Ulu Çınarı Profesör Doktor Ali Berat Altekin koyduk. Hocam buraları çok sevdiği için eminim ki şu anda ruhu buradadır. Kendi bir kere geldi sanırım. Artık bundan sonra kitabı burada kalsın istiyorum. Manevi değeri burada kalsın. Hayatı, onun için yazılanları sevgili öğrencilerimiz fırsat buldukça okusun diye ben sayın rektörümüze takdim etmek istiyorum. Artık rektörümüz de nereye uygun bulursa oraya bırakır. Genç Türkologlar Sempozyumu hakikaten önemli. Tabii gelenekselleşmiş bir hale gelirse, ki gelmiş zaten, daha da önemli. İnşallah yakın gelecekte bu toplantının 18.sini, 28.sini yapmak siz gençlere kısmet olur, öyle ümit ediyorum. Değerli gençler, değerli hocalarım, hepinizin bildiği gibi Türk milleti tarihe yön veren büyük milletlerden bir tanesi. Mümkün değil ama tarih sahnesinden ve tarih kitaplarından bizi sildiğiniz zaman geriye hiçbir şey kalmayacaktır. Yani ne Çin tarihinden bahsedebiliriz, ne
Moğol tarihinden, ne İran, ne Arap, ne Avrupa tarihinden bahsedebiliriz. Türk tarihi, Türk milleti böyle bir millet. Tabii pek çok değer kazandırmışız dünya tarihine, dünya sahnesine. Bunlardan bir tanesi de dil sahası. Bu alandaki en önemli eserlerden bir tanesi de Kutat Kubilik. Yazılışının 950. yılı münasebetiyle bu toplantı tertip ediliyor. Bugün biz Kırgızstan'da Kırgız Türk Manas Üniversitesi'nde Koş Bayramı'nı belgilep çatarız. Birinciden bu Türk elderinin ulu adamı Jusuf Balasagyn'dan Kutat Kubilik degen dünyadaki en jogorku адамгершиликке чакырган, иманга чакырган, илим билимге чакырган, тарбияга чакырган абдан терең мазмундуу китебинин жазылышына 950 жылдыгына арналган чоң окуяга байланыштуу бүлүш жаратып жатат. Экинчиден, бүгүн Кыргызстанда абдан чоң бир маанилүү окуя болуп жатат. Бул биздин кыргыз тилине мамлекеттик тил деген статусту берген мыйзамдын чыгышынын 30 жылдыгы белгиленип жатат. Бүгүн бул кыргыздар үчүн, кыргызстандыктар үчүн абдан чоң майрам. Мына ушул майрамыңыздар менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер.